Yıllardır Amerikan borsalarında yatırımcıyım, hisse senedi alıyorum, satıyorum. Dünkü gibi bir seansı hayatımda hiç yaşamadım. Dün inanılmaz sert bir düşüşle başladık. Sonra geri döndük, telafi edildi o düşüş ve günü ciddi bir yükselişle tamamladık. Aslına baktığınızda tarihini mesela S&P 500 endeksinin gün içerisindeki en sert 5. hareketi olmuş bu. Tarihe geçecek bir gündü yani. Peki ne oldu? Neden enflasyon verisiyle gelen sert düşüş sonra telafi edildi ve günü yeşilde kapattık? Bu bir geri dönüşün işareti mi yoksa kısa vadeli bir mesele mi? İşte bütün bunları bugün ele almaya çalışacağım. Beni çok şaşırtan bir gündü gerçekten. Sizde de çok şaşırtacağına inandığım bilgilerim var ve bunlar belki de borsaların önümüzdeki günlerde, aylarda, yıllarda nereye gidecek konusunda ciddi işaretler sunuyorlar. Hazırsanız başlıyoruz. Önce borsanın açılışındaki sert düşüşün nedenine bakalım. Neden enflasyon? Dün enflasyon verisi geldi tüketici fiyatları endeksinde. %8.2'lik geçen yıla göre artış var. Ekonomistler %8.1 bekliyordu. Bunu piyasalar ciddi bir felaket olarak algıladılar. Ben de enflasyon verisinin detaylarına baktım. Hakikaten görülen şeyler kötü. Enerji emtialarında, petrolde, kömürde düşüş var ama diğer her şeyde artış var. Özellikle hizmetler sektöründeki fiyat tırmanışları akıl almaz boyutlarda Amerika için en azından. Ve bu da borsaları panikletti. Çünkü hizmetler sektöründeki enflasyon daha yapışkan bir enflasyon. Ve Amerikan ekonomisinin çok büyük bölümü, aşağı yukarı %60-70'i hizmetler sektörüne dayalı. O yüzden ekonomistleri de piyasaları da korkutan veriler oldu bunlar. Piyasa öyle bir korktu ki açılışta bütün endekslerde %4'lere yakın düşüşler vardı. Bazı hisse senetlerinde %10-12'lik düşüşler oldu. Bitcoin de tabii sebeplendi buradan. O da 18.500'lere doğru sarktı. Bir saat kadar olaylar böyle gitti. Sonra birdenbire her şey yeşile dönmeye başladı. Hem de ne dönüş? Endeksler günü %2-3 arasında yükselişle kapattılar. Böylece tarihteki en sert gün için hareketlerden bir tanesi kaydedilmiş oldu. Peki bu sert hareketin açıklaması ne? Pek çok faktör olabilir. Faktörlerden bir tanesi Ekim ayı güzelliği. Borsalar genelde Ekim ayında yükseliyorlar. Tarihi olarak böyle olmuş. Her 100 Ekim ayının öyle söyleyelim 60-70'inde yükselişler yaşanmış. Ve ortalama Ekim ayları %1'lik artışla geçilmiş. Hele hele önceki aylarda sert düşüşler olmuşsa Ekim ayındaki yükselişler daha da sert gerçekleşmiş. Orada da %3'lük ortalamalarımız var. Nitekim bu yılda aslında Ekim ayının başından beri oldukça kötü haberler gelmesine rağmen mesela Nike satış tahminlerini geriye çekti, elinde çok stok patladığını söyledi. Mikroçipçilerden kötü haberler geldi, FedEx'ten kötü haberler geldi. Buna rağmen borsa aşağı yukarı düz gidiyordu. Dünden itibaren aslında yükselişe de geçmiş oldu. Yani Ekim ayının böyle kendine özgü bir büyüsü var. Bazıları bunu açıklıyorlar ve bu açıklamaya ne kadar satın alırsın size kalmış açıkçası. Ama tarih bazen kendini tekrarlıyor. İkinci bir açıklama short covering dediğimiz konuyla ilgili. Ne demek short covering? Bazı yatırımcılar enflasyon verisinin çok kötü geleceğini öngörüp piyasayı açığa satıyorlar. Yani gidiyorlar mesela hisse senetlerini ödünç alıyorlar. Kiralama gibi işlem bu faiz karşılığında. Daha sonra da bekledikleri fiyat seviyesine hisse senedi gelince satıyorlar. Arayı da kar olarak yazıyorlar. Dün borsanın o sert açılışında bu karları realize edebilmek için gittiler. Hisse senetlerini geri aldılar piyasadan çünkü ödünç aldıkları insana geri vermeleri gerekiyor. Bu satın almalar da borsayı geri toparladı deniyor. İşte buna short covering veya açıkları kapatmak ismi veriliyor borsalarda. Bunun geçmiş ayı pazarı rallilerinde de işe yaradığını biliyoruz. O yüzden bu da makul bir sebep olabilir. Pek çok yatırımcı dünkü ralliyi sadece buna bağlıyor ve bunu biraz daha devam edebileceğini de söylüyorlar. Çünkü epey çok insanda açığa satış vardı. Henüz dün tamamını kapatmamış olan insanlar olabilir. Bu birkaç güne daha yayılabilir diyorlar ama bunun etkileri geçici oluyor. Ve genellikle eğer borsadaki temellerde bir değişiklik yoksa bir sonraki düşüş daha da sert olabiliyor. Yılbaşından beri bunu yaşıyoruz. 6 kez %9, %10'u bulan yükselişler yaşadı borsa. Ayı pazarı rallileri ama sonra hep düşüşle bitti işler. Neden? Çünkü eninde sonunda temeller değişmiyorsa bir şey değişmiyor. Bu anlattığım her iki faktör tabii geçici faktörler. Beni çok heyecanlandırmıyorlar. Ekim ayında bir geçici ralli yaşıyor olabilir. Ekim güzelliği veyahut da bir short covering rallisi olabilir. Ama bunlar borsanın yönünü değiştirmez. Ama bir konu daha var. Ve bunun borsanın yönünü değiştirici bir etkisi olabileceğini hissediyorum diyelim. Ve bu biraz daha kalıcı ve biraz daha uzun vadeli bir rallinin temel işareti olabilir. Nedir o? Aslında enflasyon yavaşlıyor. Gelin biraz detayına girelim. Biz enflasyonu hep yüzdelerle ifade etmeyi seviyoruz ama aslında enflasyon hesaplama mantığı oldukça enteresan. FRED yani bütün bu enflasyon verisini açıklayan web sitesine gittiğinizde enflasyonun nasıl hesaplandığı konusunda ilginç bir tablo görüyorsunuz. Burası 1947 yılının ocağı.
O gün bir sepet yapmışlardı, bir ürün sepeti ve bunların fiyatını 100 birim olarak belirlemişler. İşte hep bu sepeti kontrol ediyorlar ve bu sepetteki değişimler enflasyon anlamına geliyor. Elbette sepete bazı ürünler giriyor çıkıyor, bazı hesaplama modelleri değişiyor zaman içerisinde. Ama temel fikir 1947'nin Ocak ayında 100 dolara yaptığınız alışverişi bugün kaça yapıyorsunuz? Ve baktığımızda 1381.6 dolara geliyor bu. İşte enflasyonun hesaplaması bu rakamların birbirine oranlanmasıyla oluyor. Ama şimdi burada biraz daha detaya bakarsak ve zaman dilimini azıcık kısaltırsak hakikaten ilginç şeyler görülüyor. Ne yapıyorum? Burada gidiyorum zaman dilimini 1947'ye değil de son bir yıla getiriyorum. Ve son bir yıla baktığımız zaman enflasyon verisinin aslında düzleşmeye başladığını görüyoruz. Bakın burası bir yıl öncesinin Eylül'ü. O dönemde bu veri 1276 mutlak enflasyon sepetinin değeri. Bugün geldiğimiz noktada nereye gelmiş? 1381'e gelmiş. 1381'i 1276'ya oranlarsanız %8'lik, %8.2'lik enflasyonu buluyorsunuz. Burada oldukça sert bir yükseliş var dikkat ediyorsanız. Eylül ayından nereye kadar gelmiş? Haziran 2022'ye kadar. Bundan dolayı da sizin Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül'deki enflasyon kıyaslamalarınızda bu çok dikey giden eğri hesaba katıldığı için zaten enflasyonun yüksek çıkması normal. Oraları silemiyoruz geriye. Ama ileriye doğru bakarsak işler biraz enteresan hale geliyor. Çünkü görüyoruz ki Haziran ayından itibaren enflasyon aslında pek de bir yere gitmiyor. Haziran ayında sepetin fiyatı 1374 dolar. Temmuz ayında tekrar bakıyoruz 1374 dolar neredeyse hiç değişmemiş. Ağustos'ta küçük bir kıpırdanma var 1376 dolar. Bu ay azıcık daha kıpırdanmış ama 1381 dolar. Yani temelde aslında burası düz gidiyor. Şimdi bu düz gidiş çok önemli. Çünkü yatırımcılar özellikle büyük fonlar ileriye bakmaya severler. Ve bu ileriye bakan fonlar burada enflasyonun artık bir plato yaptığını, düzleşmeye yaptığını görüyor olabilirler. Biraz daha ileri bakarsak işler enteresan hale gelebilir. Diyelim ki bu endeks buradan biraz daha yükseldi ve Haziran 2023'e geldiğimizde 1400'lere buldu ki bugünkü büyüme hızıyla oraya bile gelmez gibi gözüküyor. Bu durumda ne olacak? Haziran ayında 2023'ün Haziran ayında 1400 ise enflasyon onu buraya böleceğiz 1374'e ve ne çıkacak rakam biliyor musunuz? %2'nin altında bir enflasyon. Bundan dolayı önümüzdeki dönemde bu eğride tekrar sert yukarı kırılmalar olmazsa evet Eylül ayında belli bir miktar yukarı doğru gidiş var ama çok da aşırı değil. Bu durumda aslında enflasyonun yavaş yavaş kontrol altına alınmaya başladığını ve baz etkisinde devreye girmesiyle beraber gelecek yıl çok daha düşük enflasyon rakamlarından bahsedebileceğimizi düşünüyorum ben. Galiba yatırımcının bir bölümde öyle düşünüyor ki dün satın almaya başladılar tekrar hissederim. Tabii bu sadece bir tahmin, bir spekülasyon yapıyorum aslında ve elbette bu eğri tekrar bozulabilir, tekrar sert yukarı kırılmalar gelebilir. Mesela Amerika'da şu anda enerji konusu beni biraz korkutuyor. Amerika bu Rusya ile mücadele etme adına kendi kritik petrol rezervlerini devreye soktu ve onların çok azaldığıyla ilgili haberler geliyor. Bu durumda Amerika tekrar gidip piyasalardan petrol almak zorunda kalabilir ve piyasalarda da bu durumda petrolün fiyatı yükselebilir. Çünkü geçen hafta biliyorsunuz OPEC ile Ruslar bir araya geldiler ve petrol üretimini kısmaya karar verdiler. Ve enerji fiyatları tekrar zıplarsa her şeyi bozabilir. Ama enerji etkisi de bir yere kadar. Bu nedenle buraya biraz bakmamız lazım ve bu düzleşme devam ederse haberler iyi. Bu düzleşmenin devam etmesini sağlayacak en önemli konu da ne biliyor musunuz? İstihdam. Biraz da ondan bahsedelim. İstihdam verisi neden önemli? Şimdi baktığımızda enflasyon verisinin detaylarına aslında ürünlerde fiyatların gerilediğini görüyoruz. Mesela tekstilde ciddi bir gerileme var gibi. Gıda fiyatları hala artıyor ama artış yavaşlamış gibi gözüküyor. Ama hizmetler sektörü gayet coşkulu. Hizmetler sektörü deyince sağlık hizmetleri, eğitim hizmetleri aklınıza ne gelirse. Ve oradaki enflasyon durması ancak insanların daha az para harcamasıyla mümkün. Fed faizi sürekli yükselterek bunu yapmaya çalışıyor. Şimdiye kadar bu gerçekleşmedi. Neden? Nerede anlıyoruz bunu? Çünkü istihdamda bir bozulma yok. En son Eylül sonu itibariyle gelen istihdam verilerine baktığımızda Amerika'da aşağı yukarı 6 milyon kişi iş arıyor. Buna karşı 10 milyon açık pozisyon var. Yani açık pozisyon sayısı istihdamdan fazla. Bu da ne yapıyor? Maaşları yükseltiyor. Maaşlar yükseldikçe de enflasyon bir türlü duramıyor. Fed'in mücadelesi biraz bunda aslında. Ve eğer diyor ben faizleri yükseltirsem şirketler borç alamadıkları için bir süre sonra işlerini küçültmek zorunda kalacaklardır. Bu istihdamı biraz kıracaktır. O zaman da bu maaş dengesi oturacak. Hatta bunu bir spiral deniyor. Enflasyon yükseliyor, maaşlar yükseliyor. Maaşlar yükselince enflasyon daha da fazla yükseliyor. Maalesef Türkiye'de de bunu yaşıyoruz. Yani devlet diyor ki asgari ücreti artırdım sonra ne oluyor?
bütün masraflar, bütün giderler aslında daha da fazla artıyorlar. İşte Merkez Bankası bunu kırmaya çalışıyor. Şimdiye kadar kıramadı. Şimdiye kadar istihdam kuvvetli gitti. Yalnız istihdam verileri geriye dönük veriler. Yani Eylül ayı verileri, Eylül ayının verileri. Oysa Ekim'deki ilk iki hafta sonunda, Cuma günleri açıklanır bu Amerika'da genelde, açıklanan yeni işsizlik başvurularına ciddi bir artış var. Eğer bu işsizlik başvuruları artış devam ederse bu hizmetler enflasyonunda kırılacağı anlamına gelir. Niye? Çünkü yavaş yavaş maaşlardaki baskı da azalacak demektir. Tabi bu çok garip bir durum. Yani hisse senetinin yükselmesi için insanın işsiz kalması gerekiyor gibi bir saçma vaziyetteyiz ama kapitalizm maalesef böyle bir durum. Çünkü bu olursa enflasyon düşeceği, enflasyon düşünce de Amerikan Merkez Bankası'nın faizlerde biraz daha yumuşamaya gidebileceği öngörülüyor. Aksi takdirde işimiz zor. Çünkü eğer dünkü enflasyon verisini ele alacak olursak, şu bence garantilendi. Kasım ayında kesinlikle Amerikan Merkez Bankası 75 bas puan artış yapar. Aralık ayında 50 bas puan yapar. Korku daha da fazla yapar mı? Ama bu enflasyondaki düzleşmeyi Merkez Bankası görüyorsa belki buralarda durur. Yoksa şöyle bir şey beklemiyorum. Merkez Bankası faiz artışı şu anda durdurmaz. Ama bu biraz önceki grafikte gördüğümüz düzleşme, hele bir de istihdam verisinden kötü haberler, kötü haber borsa için iyi haber anlamına geliyor. Bunlar gelirse işler değişebilir. Eğer bu tahminlerim doğru çıkarsa bizi yeşil günler bekliyor olabilir. Ama bütün bunları söylemek için henüz erken. Çünkü daha önce de bahsettiğim gibi bu bir short cover rallisi olabilir. Sadece Ekim ayı güzelliği rallisi olabilir. Ama öyle değil de bu dönüşümün yavaş yavaş borsalarda okunması ve enflasyonun zirveye ulaştı. Bundan sonra fazla yükselmeyeceği, hatta düşe geçeceği inancı artıyorsa o zaman bizi daha güzel günler bekliyor olabilir. Biraz daha zamana ihtiyacımız var. Şu Ekim ayını bir kazasız belasız atlatalım. Bir de dünyadan böyle saçma sapan bir kötü haber gelmesin. Çünkü o da mümkün. İşte Credit Suisse ve Deutsche Bank'ta olanlar gayet ürkütücüler. Yani finansal sistemin bir yerlerinde bu faiz artışından dolayı kaldıraçlı işlemi fazla olan birilerinin batma ihtimali var. Bir banka batabilir, bir finansal kuruluş. Bunları öngörmek zor. 2008'de Lehman Brothers'ın batacağını kimse öngörememişti örneğin. Buna her zaman ihtimal dahilindeler. Ama bunu bir kenara bakacak olursak sanki haberler bundan sonra o kadar kötüye gitmeyecek gibi. Bakalım, göreceğiz. Şimdilik süper olumlu bir durum yok ama böyle bir tabloda değişik var. Bilmiyorum, anlattıklarım ilginizi çekti mi? Eğer ilginizi çektiyse siz de gelin bizim Yatırım ve Gelecek kulübümüze bir üye olun. Linkini aşağı ve yukarıya bırakıyorum. Orada bunları canlı paylaşıyoruz. Mesela dün borsa seansı kapanmadan önce canlı paylaşım yaptım. Herkes kendi pozisyonu düşünsün diye. Sorular, cevaplar, tartışmalar çok da zevkli oluyor. Linki aşağıda bir ücretsiz model var. Onu hemen gelin bir bağlanın. Orada bizi biraz takip edin. Zaten hoşunuza giderse daha sonra kulübün üyesi olmayı da isteyebilirsiniz. Her zamanki gibi soru ve yorumlarınızı heyecanla bekliyorum. Sevgiler, saygılar, harika bir hafta sonu diliyorum. Görüşmek üzere.